Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuza çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün Türkiye tarımında ve özelinde de Balıkesir tarımını konuşmak üzere çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Değerli konuklarım Profesör Doktor Ergün Demir, üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın İbrahim Akbıyık. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. bulduk. Değerli vakitlerinizi ayırıp geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir meslektaş olarak da en çok yapmayı arzu edip de yapmaktan keyif aldığım bir program olacağına da inanıyorum bu İnşallah. programın. Çünkü gerçekten biz hani slogan anlamında hep söylüyoruz Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir diyoruz. Tarımımızla, hayvancılığımızla bu konuda övünüyoruz. Hani bu övünç Allah vergisi tabii bir coğrafyada yaşıyoruz. Hani gerçekten hazırı çok olan bir coğrafya. İnsanın üstüne neler koyuyor? Türkiye tarımı nereye gidiyor? Bunun içerisinde biz de Balıkesir özelinde değerlendirmiş oluruz diye ümit ediyorum ben. İsterseniz programımıza tabii bugün sohbetimize tarım deyince hayvancılık da tarımın içinde ama hani bir toprak tarımı, bitkisel tarım diyelim. Bir de hayvancılık kısmını konuşalım bu anlamda. İsterseniz Balıkesir yoğun olarak tabii hayvancılığın da sayı itibariyle de farklı bir bölgesi. Hayvancılığı bir Türkiye olarak değerlendirelim. Ardından Balıkesir'de nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Bunu da izleyicilerimize paylaşalım isterseniz. Sözü öncelikle ben size Evet. vereyim Sayın Hocam. Evet, teşekkür ederim davetiniz için. Daha önce de programlar yaptık hayvancılıkla ilgili. Bu biraz daha genel program olacak. Tabii Balıkesir hayvancılıkta birkaç alanda lider konumda. İsterseniz kısaca şöyle rakamlardan bahsedelim. Mesela Türkiye'de 14,5 milyon civarı süt sığırı var. Sığır var. Süt ve besin materyali olarak. Bunların yaklaşık 550 bini Balıkesir'de. Yine küçükbaş hayvancılığa baktığımızda 865-900 bin civarı koyun ve keçi varlığımız var Balıkesir olarak. Türkiye'dekine baktığımızda örneğin 29 milyon 2013 rakamı koyun varlığı görünüyor. Balıkesir'deki rakam 660-670 bin civarı. Ve Balıkesir'in bir özelliği de uzun yıllardır bu hayvan sayılarını koruyabiliyor. Örneğin koyunculukta Anadolu'da sayısal olarak azalmalar oldu fakat Balıkesir bundan çok etkilenmedi. Bu da nedendir? İşte koyunun bir marka oluşu, örneğin Balıkesir süt kuzusu diyoruz. Bunun bir marka oluşu ilde tabii ki önemli bir olay. Yine kanatlı sektörüne biz baktığımızda Türkiye 1 milyon 750 bin ton kanatlı eti üretiyor. 2013 rakamlarından bahsediyorum. Muhtemelen 2014 2 milyon ton civarı olacak. Başta bandırma olmak üzere broiler üretiminin neredeyse 5'te biri Balıkesir'de biz yapıldığını görürüz. Yani 300-400 bin tonlar civarı bir üretim potansiyeline sahip. Tabii damızlık işletmeleri de hesaba katarsak bu daha da artıyor. Özellikle bandırma ve Balıkesir'in payı. Yine yumurta tavukçuluğu Türkiye'de toplamın %12'si Balıkesir diye düşünüyoruz. Yani üretilen 100 yumurtadan 12'si Balıkesir'de üretilen yumurta. Bu da önemli bir rakam. 5,5 milyon yumurta tavuğu son rakamlar. 5,5-6 milyon civarı yumurta tavuğu var. Tabii bunların istihdama da önemli katkısı var. Balıkesir'e önemli katkısı var. Tabii beraberinde getirdiği sorunlar da var. Mevcut sorunları var. Bir de hayvancılığın beraberinde getirdiği sorunları var. Ben isterseniz genel şöyle bakayım. Yani Türkiye açısından baktığımızda biz hayvancılığın sorunlarının başında hayvan kaynağı sorunu ele alırız. Nedir hayvan kaynağı sorunu dediğimiz? İşte büyük başta son yıllarda belli dönem özellikle 2009'dan sonra bir ithalat söz konusu oldu. Damızlık materyal sorunumuz var. Damızlık düve sorunu var. Biz bunları nasıl çözüyoruz? Dışarıdan ithalat yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Belli bir dönem özellikle bu şekilde yaptık ama özellikle son 2 yıldır Türkiye içerisinden biz özellikle Türk Cumhuriyetlerine Merkez Damızlık Sıvı Yetiştiriciler Birliği'nin artık damızlık düve ithal ettiğini de görüyoruz. Örneğin Balıkesir'de uygulamaya çalışılan şu anda bir proje var. Damızlık Sıvı Yetiştiriciler Birliği 2000 başlık damızlık düve işletmesi oluşturuyor ki bunu oluşturup hem yurt içine hem de özellikle Türk Cumhuriyetlerine satma hedefi var.
Dolayısıyla Türkiye'de bu damızlık işletmelerinin sayısı sadece Balıkesir bazında değil, diğer illerde de sayısal olarak artacak. O açıdan özellikle büyükbaştaki hayvan kaynağı sorununu bu şekilde biz gelecek yıllarda çözüp dışarıdan döviz ödeyerek damızlık düve ithalatını hemen hemen bırakabiliriz. Bu husus çok uzun yıllardan beri olan bir husus evet. mu yoksa son yılların bir şeyi mi? Tabii 90'lı yıllarda da biz mark ödeyip Almanya'dan damızlık düve ithal ediyorduk. Yani sadece bu yılın sorunu değil. Çocukluğumda falan da böyle bir mandıra işleten akrabalarımız vardı. İşte Hollanda'dan şurada o zaman da alıyorlardı. Evet. Şimdi de hala alınıyor. Biz şey mi yapamıyoruz yani tüketiyor muyuz bu hayvanları? Sürdürülebilir bir şekle getiremiyor muyuz diye birden düşünce aklıma geldi. İşte şöyle damızlık materyal farklıdır. Farklı şekilde bunların özellikle pedigrilerine bakılarak kontrollü suni tohumlama yöntemleriyle elde edilmesi gerekiyor ve bir seleksiyon işidir, seçim işidir. Yani her hayvanın buzağısı, dişi buzağısını siz damızlık materyal olarak işletmede tutamazsınız. Bunu taşıması gereken belli özellikler var. İşte ayak yapıları, sütle ilgili meme yapıları, diğer genel kondisyon dediğimiz kondisyon. Bu tip özelliklerine göre biz damızlık materyalleri seçeriz. Tabii Türkiye'de şimdi iki tip dünyaya biz baktığımızda iki ana tip süt sığırcılığı modeli var. Bir Amerikan modeli dediğimiz mesela Amerika'da ne yapar? 3 veya 4 buzağı alır. 3-4 buzağdan sonra hayvanı kasaba gönderir, kesime gönderir. Ama bunun temelinde ne var? Temelinde şu, süt bazlı bir üretim modeli. Çünkü damızlık materyal açısından bir Amerika'nın sıkıntısı yok. Avrupa'ya ve bizim gibi ülkelere baktığımızda özellikle Türkiye'de biz buzağı esaslı yani damızlık materyal üretme esaslı bir üretim yaparız ki eğer iyi ineğimiz varsa ondan 8-9 buzağı alma yoluna gideriz. O nedenle hem Avrupa'da hem Amerika'da üretim süt sığırcılığına bakış farklıdır. Tabii biz İkisini bir arada yapmaya çalışırken de sorunlar çıkıyor. Yani hem çok süt alalım hem de iyi buzağı alalım dediğimizde o zaman tabii sorunlar da ortaya çıkıyor. Nedir bu sorun? Özellikle beslemeden kaynaklanan problemler bu defa ortaya çıkıyor. Kanatlı hayvancılığa gelince kanatlı üretimde yani tavukçulukta tabii büyük ebeveynler dediğimiz Grand Barren Stock'lar açısından dışarıya bağımlıyız biz. Türkiye'de İki yerde, birisi Ankara Tavukçuluk Araştırma'da yumurtacı tavukların yerli kaynaklardan üretimine yönelik projeler yürütülür ki bu anlamda 3 ırk tespiti yapılmıştır. İşte Atabey, Atak ve Atak Es dediğimiz, birisi Atabey dediğimiz beyaz yumurtacı, diğer ikisi de kahverengi yumurtacı dediğimiz yumurtacılar. Bunlar geliştirilmiştir. Şu anda bildiğim kadarıyla bir TÜBİTAK projesi dahilinde Tarım Bakanlığı da bu işin içerisinde kendi yumurtacı damızlıklarımızı üretme yönünde bir çalışması var. Eğer bu çalışma başarıyla sonuçlanırsa biz dışarıya yumurtacı açısından damızlık materyale bağımlılıktan kurtulabiliriz. Ama etlik pilişte öyle değil. Etlik pilişte işte örneğin Hollanda'dan, İngiltere'den ana kaynaklar buraları. Buralardan biz değişik hibritlerin büyük ebeveynlerini yani büyük babalarını dönemsel olarak satın alıyoruz. Nedir bu? Örneğin tavuğu aldınız işte maksimum 70-80 haftaya kadar yumurtasını alırsınız. Bundan kuluçkaya koyarsınız, civciv çıkartırsınız, onu damızlık materyal olarak kullanırsınız. Ama bunları üretenleri yenilemeniz gerekiyor belli dönemlerde. O zaman da ne yapıyorsunuz? Dışa bağımlısınız veya çok yüksek paralar ödeyerek o damızlık ırkları sizin ticari olarak almanız gerekiyor. Dolayısıyla kanatlıda böyle bir model var. Tabii kanatlıda etlik pilici açısından Tarım Bakanlığı'nın Aydın Erbeyli'de yıllardır süren çalışmaları vardı. Yine bildiğim kadarıyla o çalışmalar hibrit etlik piliçleri yerli kaynaklardan üretime yönelikti. Ama son yıllarda herhalde onun durduğunu biliyorum. Çünkü müdürünü tanıyorum. O bir akademisyen aynı zamanda. Beslemeye yönelik daha çok şu anda çalışmalar yapılıyor. Yine arıcılıktan söz edeyim. Yani arıcılığı biz biraz ihmal ediyoruz. Arıcılıkla ilgili bir Avrupa Birliği projesi yürüttük biz.
Belçika, Hollanda'da bu projenin içerisindeydi, İtalya'da içerisindeydi. Örneğin Hollanda'da bir arıcılık işletmesine gittiğimizde 60 euro koloni başı, yani kovan başı bahçesine koyduğu yetiştiriciden para alıyor. Yani çiftçiden para alıyor. Bizde tam tersi. Siz arıyı götürürsünüz örneğin bir köy merasına, para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Tabii. Böyle bir model var ama şu bilinçteler, arı olmayınca da bitkisel üretim tabii olmuyor. Evet. Türkiye'nin o açıdan avantajı şu, 10 bin çeşit bizde bitki var. Bunun 3600'ü endemik bitki dediğimiz sadece Anadolu'da yetişen bitki. Kendi arı ırklarımız var. Tabii arıcılıkta iyi bir ivme kazandı Türkiye. Sıkıntı şu, pestisit açısından sıkıntılı bal üretimi var. Dolayısıyla dışarıya satışımız son derece sınırlı. Bir diğeri su ürünleri. Balıkesir ve Türkiye büyük atılım içerisinde Avrupa'da 3-4. Sıralarda şu anda su ürünleri üretimi açısından. Önemli de bir döviz kaynağı. 2013 rakamlarıyla 300 milyon dolar civarı bir ticaret hacmi var bu sektörün. Tabii Balıkesir'in de iki denize kıyısı var. Büyük bir sahil şeridi var. Bu özellikle su ürünleri imkanını hem içerideki tatlı suda üretilen su ürünlerini hem de denizi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Evet. Yani başlıca genel olarak bizim damızlık materyal dediğimiz işte hayvan kaynağı açısından görebildiğim sorunlar bunlar. Evet. Onun dışında yem var. Aslında sorun dediğiniz şeyler benim bir yerde dehşete de düşürmedi desem yeri var. Çünkü işin kaynağında sorun var. Yani hani evet. İşin kuyruk kısmında, uç kısmında sorun olsa belki bir şekilde telafisi kolay olur ama buralarda tehlike çanları çaldığı zaman büyük bir anlamda çöküşe de sebep olabilir değil mi? Tabii. Şimdi hem büyük baştan tutun küçük başına gerekse tavukçuluk sektörü. Mesela bir tavukçuluk sektöründe de bir damızlık sorunu yaşanabildiğini pek bilmiyordum hani ben işin açıkçası. Tabii yani paranız, dövizimiz olduğu müddetçe o damızlık materyalleri satın alabilirsiniz. O sorun değil. Şey mi acaba sıkıntı burada devlet eliyle hep yapılıyor olması mı bu? Yani özel sektör mü çok yatırım yapmıyor bu anlamda? Hani devletten mi bekleniliyor? Mesela birçok üretim yapan girişimci var. Hani bu alanda işte hep şey gibi yani işin Ar-Ge'si hep her zaman en maliyetli kısmıdır evet. Ya. Burada da tabii bir Ar-Ge söz konusu. Bunu müteşebbis yapmaktan mı çekiniyor acaba? Tabii. Ondan mı kaynaklanıyor? Tabii şimdi kanatlı açısından bakarsak biz kanatlı da 1930'lu yıllarda başlayan kendi hayvan kaynağını geliştirme çalışmaları var. Ankara Tavukçuluk Araştırma'nın kuruluşuyla beraber bu çalışma halen devam ediyor yumurtacı tavukta. Ama süreç kısa yani. Mesela bir A ırkı diyelim, dünyada en yaygın ırklardan biri etlik pilici üretimi açısından. Ben Hollanda'da bunların tesislerinde gezme imkanını buldum. 120 yıllık veri kayıtları var. Yani 120 yıldır bunlar seleksiyon ve ıslah çalışmaları yapıyorlar. 120 yıl dediğimiz Birinci Dünya Savaşı'ndan önceye giden bir dönem. Evet. O dönemlerde başlamışlar yani bu çalışmalara. Yani benim aslında tabii ziraatçı olarak hep bozulduğum şey vardır. Hollanda dediğiniz yer Balıkesir kadar evet. bile olmayan bir yer. İsrail dediğiniz yer... Hani bir parçalı yer. Bunlar dünyanın tarımına hükmeden yerler aslında baktınız değil mi? Hollanda'da, İsrail'de tabii. baktığımız hani tohumculuğuyla vesaire. Yani sizin ne kadar üretirseniz üretin oradaki bilgi, teknoloji sizi her zaman bağlıyor bir şekilde. İşte şey ürün üretmekten ziyade onlar teknoloji ürettiği için. Üniversitelerinde onu ürettiği için o aşamaya gelebiliyorlar. İnşallah biz de bu düzeye ulaşabiliriz. Yani teknoloji üretirsek ancak ulaşabiliriz tabii ki. Evet. Tabii teknoloji deyince burada sadece traktör üretmek vesaire değil. Yani tabii. bizim teknolojiden anladığımızda maalesef yine işlemeyle yönelik yani kısımlar oluyor. İşin hani araştırma geliştirmesine yönelik çok fazla evet. olmuyor maalesef. Aslında söylediğiniz her başlıkta başlı başına bir program evet. Yani konusu ben başlıklar. Hayvan kaynağına özellikle biraz fazla girdim. Onun dışında 7-8 tane ana hayvancılığın sorunları vardır. Onları biraz daha kısa geçeceğim. Tabii. Sorunlarına girelim mi yoksa bitkisel üretim durumumuz nedir ona baktıktan sonra yani geçelim. İsterseniz devam edip tamamlayayım. İbrahim Bey'e söz tamam. veririz. Şimdi ikinci sorun olarak tabii yetiştiricinin özellikle karşılaştığı yem sorunu var.
Yem sorunu nedir? Biz birinci gruba kaba yemler diyoruz. İşte silajından tutun kuru otu, çayır otları, diğer meralar, yeşil otlar bunların hepsine kaba yemler diyoruz. Birinci sorunumuz burada var. Örneğin şu dönemler işte kaba yem ekim dönemleri nedir? İşte fi-yulak karışımları, diğer tahılların ekim dönemleri, değişik ticari isimli bazı yem bitkileri var. Bunların ekim dönemleri şu dönem. Tabii yetiştirici bunları ekip kendi kaynağından ürettiğinde yaptığı üretim daha karlı hale geliyor. Ama ben sahada şunu görüyorum, işte danışmanlık yapan hocalarımız da var bazı işletmeleri. Biz elindeki kaba yem kaynağına göre fabrika yemini öneriyoruz. Bu yanlış bir uygulama. Yani şöyle biz bakarız, kaba yem ekonomik üretim için hayvanın normal ihtiyaçları artı 10 kilogram süt karşılığı bir kaba yem üretiminiz olması lazım. Ve bunu hayvana sağlamanız lazım iyi kaynaklardan. Nedir bu? Mısır silajı mutlaka olmazsa olmazdır. Yonca yapabiliyorsanız, fi yulaf karışımları, kuru otlar. Bunlar kaliteli otlar veya çayır otları. Bunlar olmadıktan sonra siz fabrika yemiyle süt sığırcılığını yürütemezsiniz. İşte Türkiye'de yetiştiricinin temel sıkıntısı bu. Tabii fiyat açısından da var. Ben fiyatlara baktım. Mesela 2002 yılına göre 2014 yılında yem fiyatlarında 5 kat artış var süt yeminde. Örneğin 204 kuruşmuş 2002 yılında. Şu anda 1 lira civarı bir süt yemi. Proteinine göre değişiyor bu. Ama sütün fiyatındaki artışa biz baktığımızda 380 kuruşlardan işte 1.1-1.2. Yani girdi fiyatında 5 katlık bir artış süt için söylersek ama ürünün piyasa fiyatında 3-3.5 katlık bir artış olmuş. Hmm. Zaten süt sığırı yetiştiricilerinin sıkıntılarından birisi de bu. Tabii. Yem açısından. İşte ikincisi karma yem dediğimiz fabrikaların ürettiği veya işletmenin kendisinin kesif yemlerden sağladığı yemler. Bunlarda da sorun ne? Sorun bunu kolayca yetiştirici elde edebiliyor. Yani siz fabrikaya diyorsunuz bana yem getir, size gönderebiliyor. Veya kendiniz işte buğdaydır, pamuk tohum küspesidir, soya küspesi alıp rasyon hazırlayabiliyorsunuz. Bunların ne şekilde verileceği önemli. Temel sorun burada. Bunun için de yetiştiricide eğitim açısından bir sıkıntı var. Peki bu eğitimi kim verecek derseniz, işte birincisi tarım teşkilatları, kamuya ait tarım teşkilatları burada sorumlu, yayım kuruluşları var. İkinci olarak baktığımızda üniversiteleri biz görüyoruz ama üniversitelerin bu tip bir yasal zorunluluğu yok üniversite hocaların. Yani işte veteriner ziraat fakültelerinin olduğu yerlerde hocalar kendi arzularıyla bu şekilde sahada çalışabilirler. Bir üçüncü olarak da sivil toplum kuruluşları dediğimiz işte Damızlık Sığır Yetişehir Birliği gibi, Koyun Keçi Yetişehir Birliği gibi bunların sahada aktif olması lazım. Nasıl aktif olacak? Bunlar teknik elemanları, eğitilmiş teknik elemanlarıyla yetiştiriciye ulaşacak. Ki şu anda 3 haftada bir teknik personel Damızlık Sığır Yetişehir Birliği'ne üyenin işletmesine uğruyor. 3 haftada bir gidiyor. Önceden 2 haftada birdi, şu anda 3 haftaya çıkardılar. Bu iyi bir şey. Ama bunu yaygınlaştırılması gerekiyor. 70 personelle bunu yürütemezsiniz. İşte yine İbrahim Bey'le de daha önce de konuşuyorduk. Mesela tarımın diğer alanlarına veya hayvancılık alanına ziraat mühendisleri veya veteriner hekimler girebilir. Yani ziraat odaları mutlaka ziraat mühendisleri istihdam etmesi gerekiyor ki bütçe imkanları da bildiğim kadarıyla bunların yeterli. Yani karma yemde siz bilinçli kullanım yapmazsanız işte o zaman neler başlıyor? Hayvanın ayağından başlayan problem. Ayağı sağlıklı değilse hayvan zaten genel sağlığını yitirir. Memeden başlayan problemler, mastitis ve benzerleri. İşkembeden başlıyor bunun hepsi. İşkembede asidoz. Ondan sonra döl tutmama. Yani buzağı alamıyorsunuz hayvandan. 365 günde bir buzağı alıp ekonomik üretim yapabilirsiniz. Ama bu 400'lerin üzerine çıktığında ekonomik üretim yeteneği düşüyor işletmenin. Dolayısıyla burada iyi bir bilinçlendirme. Benim en önemli gördüğüm kısım bu. Çünkü girdilerin %70'ini yem oluşturuyor. Yemleme konusunda yemi bir şekilde tedarik ediyor ama bunu hayvana nasıl vereceği konusunda sıkıntılar var. Biz Damızlık Birliği ile bu eğitim çalışmalarına gidiyoruz köylere fakat ulaşabildiğiniz kitle çok fazla olmuyor. Çünkü bizim de kendi akademik çalışmalarımız tabii. Da var. İşte bunu sonuçta sizler yani baktığınız zaman hani bu işin fakülteleri
mühendis yetiştirmek için varlar yani. Veya veteriner hekim yetiştirmek için. İşte o yetiştirilenlerin sahada istihdamı önemli. Tabii. Evet. O zaten o sorunlara başkanına da değiniriz. Yani ben şimdi 93-94 yıllarında mezun oldum. Tarım Bakanlığı 89'da bir galiba sınav yapmıştı. İstihdam için en büyük ziraat mühendisliği istihdamı o zaman olmuştu. Bizim yıllarda dediler ki artık bir sınav falan olmayacak. Bütün ziraat mühendisleri işsiz. Hani bu şeyi hazırlayın kendinizi gibi. O zaman da hala şaşırırım. Bugün de hala şaşırırım. Böyle bir tarım toplumu olup yani bu kadar üretken, verimli topraklara sahip böylesine mümbit bir coğrafyada yer alıp da bir ziraat mühendisi nasıl işsiz kalır? Onu hala çözememiştim. İşte burada tabii şeyler önemli. Siyasi kararlar önemli. İşte çeşitli düzenlemeler önemli, öyle değil mi? Evet. Şimdi bugüne kadar hep ziraat mühendisini şey tutmuşsunuz, kamuda görevlendirme noktasında tutmuşsunuz. Çok böyle sektör içerisinde münferit bulunmuş. Örneğin ben mesela toprak, o anlamda da aynı bölümdeşiz. Mesela toprak bölümü bize hep şey öğretildi, laboratuvarda işi olan bir bölümdür. Evet, şimdi özel laboratuvar yok ki, hep devletin laboratuvarları. Evet. Devlet iki tane mühendis alacaksa gerisinde 5 mühendis giremiyorsunuz oraya gibi. Dolayısıyla hep bu sorunlar aslında çok acı bir şey. Hani tarımla ilgili konuştuğumuz konular 20 sene önce de sorun olarak karşımızda duruyordu. Bugün de hala duruyor gibi geliyor bana. Siz akademisyen olarak ne söylemek istersiniz efendim? Tabii benzer sorunlar devam ediyor. Yani özellikle yemleme ile ilgili çok böyle çözüm üretimine yönelik eğitimle ilgili bazı sıkıntılar var. Bir mesela diğer şey, şimdi siz bir yere ürün satıyorsunuz, işte yem katkısı satıyorsunuz. Bunun satışını sürdürülebilir yapmanız, yani karınızı, gelirinizi sürdürülebilir yapmanız için sizin de yetiştiriciye bir şeyler vermeniz gerekiyor. Yani işte sizin veteriner hekimleriniz var, zooteknisyenleriniz var diyelim yem fabrikasında. Bunlarla sahada o yetiştiricinin eğitimine katkıda bulunmanız lazım. Sadece bunu kamudan veya işte üniversitelerden beklememek gerekiyor ki bu çok önemli. Çünkü verdiğiniz yemin nasıl kullanılacağını öğretmezseniz hayvana hastalanırsa 3 gün sonra işletmeyi zaten kapatır yetiştirici. Sizin de geliriniz buradan düşecek onun sonucunda. Yani tamam işte bir kapitalist düşünceyle yaklaşabilirsiniz. Para kazanayım, o olmasa başkasından kazanayım ama mutlaka özellikle hayvancılığa girdi sağlayan özel sektörün yetiştiricinin eğitimine de katkıda bulunması lazım. Ki buna da zaten Tarım Bakanlığı'nda bu yönde çalışmaları var. Bir diğer şey sorun, işte örgütlerle ilgili sorunu var. Hızlı geçeyim bunları isterseniz. Nedir örgütler? Örneğin Büyükbaşı'ya bakan 4-5 tane farklı sivil toplum kuruluşu var. Evet. Bunu tek çatıda toplamak bence çok daha mantıklı. Bu benim şahsi düşüncem ki söylüyorum. Şey gibi zaten örgütler de siyasi parti gibi. Yani benim olsun, küçük olsun hani gibi. Yani bu, hani orada da bir birliktelik falan. Ortak aslında şey belli, hani akıl belli. Sonuçta hayvanın siyasi görüşü de yok. Evet. Hayvanın yediği kadar verdiği süt var. Yani burada uygulamalar belli ama bakıyorsunuz birliklerde çok çeşitli yapıda olabiliyor. Yani ben ona şey diyorum, örgütlerin örgütsüzlüğü diyorum. İşte o zaman ne oluyor? Götüreceğiniz hizmet dağılıyor, parçalanıyor ve etkin şekilde ulaşmıyor gerekli yerlere. Bu sorun var. İşte teknik elemanla ilgili sorunları söyledik. Bir diğer sorun, tabii bunların hepsinden de önemli, biz rekabet gücü yüksek ürün üretmek zorundayız. Ne demek bu? Geçen Biga'daydık. Tarım Teşkilatı'ndan bir arkadaşla Çanakkale'ye yolculuk yapıyorduk. Yetkili bir arkadaş. Şunu dedi, hocam dedi, biz dedi Almanya'ya bir büyük börek firması İstanbul'dan işte dondurulmuş halde börek gönderiyor. İçinde bunun işte peynir, lor türü süt ürünleri var. Bunu dedi yasakladı dedi. Yani bu nereden kaynaklanıyor? İşte güvenli gıda üretiminden kaynaklanan bir sorun. Tabii 4-5 firma Avrupa Birliği ülkelerine de süt ihracı konusunda şu anda şey aldı. Yeterlik aldı. Tabii bu önemli bir gelişme. Biz ne yapacağız? Her şeyden önce kendi
vatandaşımız için sağlıklı süt üreteceğiz. Tabii. Sağlıklı yumurta, sağlıklı et. Mesela tavuk etinde 2005'ten bu yana bir izleme süreciyle gayet sağlıklı bir üretim modeline Türkiye geçti. Süt sığırcılığında da benzer çalışmaları yapıyor Tarım Bakanlığı. Mesela işte toplayıcılar antibiyotikli sütü alamıyor. Mastiste kullanılıyor diyelim, ilaç kullandı, sağdı onu aynı günü. Antibiyotikli süt oluşmuş oluyor. Bunu almıyor şu anda. Mesela bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın diğer bir şeyi, bakışı yemdeki mikotoksinlerle, aflatoksin diye biz biliyoruz ama genel adı mikotoksin bunun, küfler. Bunlarla ilgili bir çalışma var. Çünkü örneğin küflü mısır silajı yedirdiğinizde hayvana oradaki aflatoksin veya zeralinon dediğimiz küfler aflatoksin B1 meme bezine geçer. Orada geçer. Oradan M1'e dönüşür. Bu M1 dediğimiz yüksek derecede kanserojeniktir. Tarım Bakanlığı bu konuda da çalışmalara önem veriyor. Aynı zamanda özel sektörde bu konuda bilinçlendi ve yetiştiricisine şu anda bu tip daha küf düzeyi, mikotoksin düzeyi düşük süt üretme konusunda gerekli katkılar neler olacak, yem katkıları nasıl yemleme yapacak, bu konuda da büyük süt toplayıcıları şu anda çalışma içerisindeler ve tahmin ediyorum 2016 yılında Türkiye bu açıdan da belli bir konuma gelecek. Yine bir diğeri süt analizlerine önem veriyor Tarım Bakanlığı ki Balıkesir bu konuda şanslı. Pilot illerden birisiydi. Biz geçen yıl bir projeyi sonuçlandırdık Kalkınma Ajansı'nda. Süt analiz laboratuvarı kuruldu gıda kontrol laboratuvarı içerisinde. Yetiştiriciden sütler numuneleri alınıyor. Damızlık Birliği bu sistemi kurdu, soğuk zinciri kurdu ve analiz ediliyor. Analiz ettiğinde standartlarımız var. O standartları tuttuğunda Tarım Bakanlığı da hayvan başı 50 lira analiz desteği diye 2014'te destek koymuştu. Tabii. Onu alabiliyor yetiştirici. Dolayısıyla biz nasıl olursa olsun ürün üretelimden ziyade hem rekabet gücü yüksek hem de sağlıklı ürün üretmek zorundayız. Dışarıya da satış için. Mesela biz geçen basında yer aldı. Rusya'ya şu anda etlik bilinç satıyoruz. Evet. İşte zaten Orta Doğu ülkelerine bunu satıyoruz. Yumurtayı Afrika'ya kadar satıyoruz. İşte Çeçenistan'da tavukçuluk işletmeleri kuruyoruz. Yani tavukçuluk alanında önemli bir gelişim var. Ama büyük başta da bu gelişimi sağlamamız gerekiyor. Tabii zaten başta başta bizim nüfusumuz artan bir nüfus. Evet. Yani kendimiz için başta doygun hale gelmek de önemli. Çünkü yılda 1 milyon nüfusumuz artıyor. Bunu düşünmemiz lazım. Tabii. Hocam küçük bir aranın ardından izninizle tekrar sohbetimize devam edelim isterseniz. Reklamlardan sonra sizlerleyiz değerli izleyiciler. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir reklam arasının ardından sohbetimiz hemen değerli konuklarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hocam, özellikle hayvancılığın sorunlarını da şöyle bir değerlendirmiş olduk ama dediğim gibi çok genel ve başlık halinde aslında konuşabiliyoruz bunu. İleriki zamanlarda planlamış olduğumuz bir tarım programı var izleyicilerimize, çiftçimize yönelik inşallah faydalı olacağına inandığımız. Orada da tabii her bir başlığı ayrı ayrı inşallah değerlendirme fırsatımız olur. Sorunları bu kadar mı, yoksa reklamların sonrasında dedik konuşalım dedik yine de var herhalde, evet. Aşılması gereken evet, bir takım tabii durumlar. Tabii yetiştiricinin hep dile getirdiği diğer bir sorun desteklemelerle, teşviklerle ilgili sorunlar var. Bakanlık her yıl işte Mart, Nisan ayı gibi o yıla ait destekleme programını açıklıyor. Bütçe görüşmelerinden sonra tabii bu netleşiyor. Biz baktığımızda işte bugün mesela 2014 yılı için süt sığırı başına 225 lira, işte bes hayvanına 350 lira gibi destekler olduğunu görüyoruz. Tabii toplam ben desteklere baktım. 2002 yılında 1.8 milyar destek. Şu anda 2013 rakamı 5.6 milyar. Yani verilen desteklerde 3 kat yakın hemen hemen bir artış var. 3 kat diyebiliriz buna. 10-12 yıllık bir dönemde. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil ki, yetiştirici daha fazlasını istiyor. Şu açıdan diğer ülkelerde yetiştirici hep korunur. Ama onlarda yetiştirici sayısı az, üretim fazla. Ben bir rakam söyleyeyim size.
2-3 Amerikalı'nın çalışarak 100 kişiyi besleyebiliyor. 5-6 Avrupa Birliği ülkesi çiftçi çalışarak 100 kişiyi besleyebiliyor. Ama 27 Türk çiftçisi çalışarak 100 kişiyi besleyebiliyor. Evet. Yani iki Amerikalı çiftçi 100 kişiye yetiyor. 100 kişiye yetiyor. Avrupa'da 5-6. 5-6. Türkiye'de 27 şu anda. Bizde 27. Hani evet. Yani tarım nüfusu dediğimiz nüfuslar değil evet. mi? Doğru yani. Bir akademisyen gözüyle yani çiftçimiz hakikaten kazanamıyor vesaire. Hani buradaki sıkıntı çiftçinin çokluğu mu, teknolojiyi kullanamaması mı, çiftçi köylü kavramı mı? Şöyle hani şeyden hani çünkü tarımda çok siyaset malzemesi yapılır hani. Evet. Hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından hangi bardağın dolusunu boşunu nereden görmek istiyorsanız ikisine de elverişli malzeme vardır tarımda hani sorunları da vardır. Yapılan bir takım işlemler de vardır. Siz hocam bir akademisyen gözüyle bizim tarımımızda gerçekten nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uygulamalarda hata çok mu? Hani yoksa çiftçimizi gerçekten mağdur ediliyor mu? Hani ben çok kazanan çiftçimizi göremiyorum evet. hakikaten bu kadar emek bu kadar hani köylümüzün bir lafı var zebillik diyorlar ya onlar hani ziyan zebil oluyor mesela çoluk çocuk tarlada büyüyor vesaire hani hakkını alabiliyor mu yani bir sayısı azaldığında daha mı iyi olacak nasıl görüyorsunuz? Tabii ben çiftçi kayıt sistemine baktım 2013 rakamları itibariyle söyleyeyim 2.183.000 çiftçi görünüyor Türkiye'de toplam tarımda istihdam yani hayvancılık ve bitkisel üretim olarak 6 milyon civarı. Bu 6 milyonun üretim değeri yani tarımsal üretim değerimiz bizim 25 milyar euro. Esas sıkıntı burada yani toplam üretim değeri içerisinde 6 milyonluk nüfusun üretebildiği miktar ancak 25 milyar euro. Ve bunu da çoğu ihraç özelliğinde değil işte nedir fındık, incir o tip temel ürünler haricinde sadece iç tüketime yönelik biz ürünler üretebiliyoruz. Temel sıkıntı burada. Yani işletme büyüklükleri az. Bu bitkisel üretimde de İbrahim Bey de değinir o konuya. İşletme büyüklükleri son derece küçük. Ben hayvancılıkla ilgili söyleyeyim. Süt sığırı işletmesi başına düşen inek sayısı 9.8 Türkiye'de. Koyun için bu rakam 70, besi hayvanı için 22.4. Dolayısıyla bunlar küçük işletme. Avrupa bazında düşünürseniz küçük işletme. Tabii yem kısmında söylemeyi unuttum. Biz 15,5-16 milyon ton yem üretiyoruz. Ama bu ürettiğimiz yemin, büyükbaş yemi üretiyorsak eğer %45'i ithal ürüne dayanıyor. Yani biz ne yapıyoruz? Mısır örneğin 5-600 bin ton. Türkiye şu anda 6 milyon ton civarı mısır üretir. Ama özellikle kanatlı yeminde kullanmak için biz ne yapıyoruz? İthal ediyoruz 500-600 bin ton. 2 milyon ton soya ithal ediyoruz ki soya Türkiye'de işte 180 bin ton civarı yetişiyor. 2 milyon ton biz soya ithal ediyoruz. Toplamda ithal ettiğimiz ürün bizim yem olarak ithal ettiğimiz ürün bunların hepsi bitkisel üretimden gelen ürünler. Nedir? Buğdaydır, işte mısırdır. Mısır özellikle soya iki ürün, iki temel ürün. 6 milyon ton bizim ithalatımız. Yani burada sıkıntı var. Yani biz bitkisel üretiminde bunların teşvik edip üretimini artıramazsak ki Mısır'da bunu yaptık biz. 1.8 milyon ton civarı biz mısır ithal ediyorduk. Şu anda 500-600 bin üretime göre değişiyor. Çünkü 6 milyon tonunu içeriden üretmeye başladık bunu. Mesela bunun gibi örneğin soyada veya diğer protein kaynakları dediğimiz pamuk tohumu, ayçiçeği, tohum küspesi, kolza küspeleri. Bunlarda üretimi artırdığımızda bunu nasıl artıracaksınız? Yetiştiriciye destek vererek. Bunları artıracaksınız ki bugün işte Arjantin, Brezilya soyada liderdir Amerika ile beraber. Bunlar nasıl yapıyor bu sistemi? Yetiştiriciye desteklemeleriyle Avrupa hayvancılığı nasıl daha gelişmiş konumda yaptı? Tabii gelir düzeyleri yüksek, Avrupa'nın genelinin yüksek, yaşam standartları yüksek. Tarıma aktardı, yetiştiriciye aktardı. Destekleme miktarı da daha fazla. Tabii. Yani dolayı. Şunu zaten gerçeği hani bütün herkesin bilmesi lazım yöneticisinden şeye kadar. Yani çiftçi üretmezse hepimiz açız. Tabii yani. Yani dolayısıyla çiftçi üretimden niye vazgeçsin? Yani toprağını bırakıp niye şehire gelsin çiftçi? Demek ki yerinde mutlu değilse, yerinde doymuyorsa karnı yani bir şekilde bir yaşam standardı yakalayamıyorsa bir Avrupalı, bir Amerikalı çiftçi gibi en hayatı, en temel şeylere ulaşamıyorsa
bırakır. Yani o üretimden vazgeçer. Şehre gelir o da. İşsizler arasında karışır hani baktığınızda. Ama çiftçi üretmesi için çok zor. Yani ben şu küçücük bir bahçem var benim. Orada bile toplasam bu sene bir kilo domates almamışımdır. Yani hani uğraş, o kadar emek ver falan hani. Çok zor hakikaten tarım işi. Bu kadar zorluğun içerisinde desteklenmezse olmaz. İşte desteklerdeki sıkıntı çiftçi sayısının çok olmasından mı kaynaklanıyor yoksa üretimin azlığından mı? Tabii bir o var. Yani sayı olarak fazla. Tabii ülkenin ekonomik koşulları bunlar zorlayan nedenler. Çünkü biz 76 milyon nüfus çalışıp ancak 160 milyar dolar kadar ürün satabiliyoruz. Toplam tüm ihracatımız bizim bu kadar. Bunun karşılığı 80 milyar dolar fazlası bir ithalat yapıyoruz. Bu yıllarca böyle gidiyor. Yani daha fazla her alanda üretmemiz lazım ki genel geliri artıracağız. Genel geliri arttığında da vatandaşın zaten özellikle hayvansal kaynaklı gıdalara olan talebi de artacak. Dolayısıyla yetiştirici de bunu daha ekonomik koşullarda yetiştirebilecek. Ürettiği daha fazla para eder konuma gelecek. Tabii orada... Zaten üretmeden hiçbir toplum kurtulamaz yani bunu. Tabii ben kendim de köy kökenliyim. Tütünde biz üniversite bitene kadar tütünde yetişmiş insanlarız. 5-6 saat uyku hariç yetiştirici öyledir çiftçi. 5-6 saat uyku hariç sabah 5'te yaşamı başlar. Gece 10'da 11'de yatsı namazından sonra işte ancak dinlenme konumuna geçebiliyor. Çok zor koşullar, yaşam koşulları aynı şekilde çiftçinin. Bizim normal insani ihtiyaçlar dediğimiz ihtiyaçları karşılayamıyor. Hastalıklarla sıkıntısı var ki Balıkesir işte 1.160.000-1.200 civarı nüfusu var. Tarımda istihdam edilen kesim %35. Türkiye'den 10 yüksek. Puan daha yüksek bizde. Tarımda bir de şu var. Kendine iyi bakamıyor yetiştirici. Hastalık, özellikle fiziksel sakatlıklar, bel, işte kemik rahatsızlıkları bunlar fazla. Dolayısıyla bu açıdan da sıkıntısı var. Sadece temel insan ihtiyaçlar değil, beslenme, işte bakım, giyinme, eğitim bunlar değil. Sağlık açısından da tabii önemli sorunları var. Ama Türkiye'de şu var, yıllarca bu devam ediyor. Tarımdaki nüfusu azaltma yönünde tabii belli politikalar uygulanıyor. Bunun için ne yapmanız gerekir? Şehirde sanayi ve hizmet alanına yatırımlar yapmanız gerekir. Çünkü o yetiştiriciyi siz köyden koparıp şehire götürdüğünüzde şehirde de problemler artacaktır. Ulaşımdır, eğitimdir, barınma sorunları bunlarla karşılaşacak yetiştirici. Yerinde tutmak önemli. Yerinde de nasıl tutacaksınız? Ürettiği ürün para edecek. Bir ikincisi çocukları da rahat yaşam koşullarına orada ulaşabilecek. Aksi halde bugün bizim gördüğümüz şu var. Köylerimiz huzurevi gibi şimdi. Şimdi köy, ben onu diyorum, köylü ve çiftçiyi ayırmamız lazım. Şu anda çiftçilik yapmayan birçok köylü var. Ben kendi köyümden örnek vereyim. Emekli insanlar, işte devlet belli miktarda para veriyor. Sadece kendine yetecek kadar üretim yapıyor. Bizim bir yıl tütünde çalışarak aldığımız tarlalar, bir dönüm, iki dönüm alabilirsiniz. O yılların koşullarıyla şu anda boş o tarlalar. Ekilmiyor ve bunlar... Hepsi taban arazi, sulanabilen araziler, üretim yapılmıyor. Böyle bir zorlanım var. Tabii bununla ilgili politikalarda işte bakanlıklar, diğer sivil toplum kuruluşları iyi projeksiyonlar ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde tabii tarımda üretmezseniz bizim şu anda dışarıdan ithalatımız, ihracatımızı hemen hemen karşılıyor tarımsal ürünler açısından. Ama bu ileride açılırsa burada sıkıntı var. Yani biz içeride yetiştiriciyi bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Tabii köylü göç edince, çiftçi göç edince bunların yapacağı üretimdeki eksilmeyi büyük üreticiler tamamlıyor. Yani hayvancılıkla, işte bitkisel üretimle ilgisi olmayan holdingler dediğimiz veya şirketler bu işe giriyor bu defa. Ama benim şahsi düşüncem şu, köyleri... Tabii bir kısmı mahalleye dönüşüyor büyük şehirlerde. O yaşantı tarzıyla korumamız lazım. Aile çiftçiliğini özendirmemiz gerekiyor ki bildiğim kadarıyla bu yıl aile çiftçiliği yılı aynı zamanda. Aksi halde köyden kopardığımızda şehirlerde sanayiye ve hizmet sektörüne kamu veya özel sektör aracılığıyla yatırım yapamazsanız
sosyoekonomik sorunlar büyüyecektir. Evet, muhakkak. Evet. Bitkisel üretim durumumuza şöyle bir göz atacak olursak, Sayın Başkanım, siz neler söylemek istersiniz Türkiye geneli ve Balıkesir özelinde? Bitkisel üretimde tabii meslektaş oda olarak, meslek olarak tabii bir de tarım hepsi iç içe girmiş durumda. Ben oda olarak tarıma baktığımda Türkiye'de mezun olmuş 103 bin ziraat mühendisi var. Fakat bunlar bilim ve teknolojiyi çiftçimize ulaştıramıyor. Belirli şeyde. Tabi burada sıkıntı Türkiye'nin kendi tarım arazileri göz önünde bulundurulduğunda 160 bin ziraat mühendisine ihtiyaç var. Yani kuruda ve suluda tarım düşünülerek bir ziraat mühendisi ne kadar yere bakabilir? Şimdi burada açık olmasına rağmen 103 bin ziraat mühendisinin %60'ı işsiz. Bilim ve teknolojiyi araziye ulaştıramadığı için, sahada çalışamadıkları için işsiz. Tabii bunu nasıl yapacağız? Devletin bir türlü özendirmesi lazım. Mesela Balıkesir'de kendi odamıza kayıtlı 768 oda üyemiz var, ziraat mühendisi. Tahminim 1300-1400 civarında da Balıkesir'de ziraat mühendisi var. Şimdi bizim görevimiz burada bu arkadaşların tarımda birim alanının daha fazla verim alınması için bilim ve teknolojiyi sahaya yansıtmak, çiftçimize yansıtmak. Şimdi Balıkesir'de 1 milyon 160 bin nüfusun %30'u kırsal kesimde oturuyor. Tabii bu kırsal kesimde oturanın hepsi tarıma ne kadar katkısı var, bu da tartışılır. Çünkü en azından %20'si 30'u tarımla uğraşmıyor kırsal kesimde oturan da. Şu anda tabii bitkisel üretimi artırmak için bu tüzel kişiliği olan köyler mahallede olunca 5 yıl sonra, Büyükşehir Yasası'nda 5 yıl sonra normal mahalle gibi olacak. Daha değişik sorunlar çıkabilir. İnşallah o şimdiden halledilir. Şimdi tabii tarımda karşımıza çıkan en büyük sorunlar nelerdir? Şimdi 1.447.000 hektar tarım arazi olan, alana sahip olan Balıkesir'de 430 bin civarında tarım arazisi bulunmaktadır. Bunun %30'u, 130 bini şu anda sulanmaktadır. Son zamanlarda biliyorsunuz iklimde kuraklık şuydu buydu bilmem ne. Birim alandan daha fazla verim alabilmek için mutlaka sulanan alanların arttırılması gerekir. Şimdi sulanan alanlar nasıl artırılabilir? Şu ana kadar mesela köy hizmetlerinden kalan 10 gölet var. DSE'nin bir o kadar yaptığı var. Barajlar zaten olmuş durumda. 1-2 baraj yeri daha var. Göletleri, daha doğrusu sulama tesisleri mutlaka artırmak lazım. Şimdi sulama tesisleri benim gördüğüm kadarıyla devlet politikasının olması lazım. Çünkü yerel imkanlarla olmuyor. Bir göletin maliyeti 15 trilyon veya şu andaki parayla 15 milyon. 15 milyon belediye veya belediye meclis üyeleri her köye baktığı için 15 milyonu bir köye veremiyor. Yani devletin bir politikası olması lazım bu sulama alanlarında. Sulama alanının artırılması için. Bunun yanında sulama alanları artırıldığında üretim planlamasının mutlaka yapılması lazım. Yani ben 70'li yıllardan beri bu işin işte Ziraat Fakültesi'ne başladık. O zamandan beri üretim planlamasının yapılacağını duyarım. Hala yapılamadı. Tarım il müdürlükleri yöreleri, köyleri geziyorlar. Ne yetişebilir, ne yetiştiriyorsunuz, ne kadar yetiştiriyorsunuz. Bir üretim planlaması bakanlık yapmak istiyor. Mesela ülkemizin diyelim buğday ne kadar ihtiyacı var, ne kadar ihraç edebilir. Bunu belirleyerek, iklimi düşünerek nerede bunu ekebiliriz diye devletin bunu mutlaka planlaması lazım. Her ürünü, işte hocamın söylediği gibi hayvansal üretimde gerekli olan kaba yemleri sağlamak için bunların hepsinin planlamasının yapılması lazım. Ve mevcut meslektaşların da bilim ve teknolojiyi götürerek sulama artırılarak nasıl daha fazla verim alabiliriz? Bunun ön plana çıkarılması lazım. Şimdi sulama alanlarında ben köy hizmetlerinde çalıştım. 10 gölet, 12 gölet yapmıştık. Özel idare olduktan sonra bu yapılamadı. İşte demin dediğim gibi yani yerel bazda bakıldığında bir köye o kadar yatırım yapılamıyor. O kadar ödenek ayrılamıyor. Onun için mutlaka sulama alanlarının
İşte Balıkesir'de, Balıkesir merkezde var. Gönen şeyi var. Manyas şu anda yapılıyor. Sulamanında arttırılıyor. Bundan sonra daha fazla ödenek ayrılırsa bitkisel üretimde mutlaka artacaktır. Şimdi meslektaşlarımız tabii bunun neresinde? 1846 yılından beri bu bilim ve teknolojiyi alana aktarmak için ziraat eğitimi 168. yılı başlamış. İşte 1930'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurularak bugüne kadar çiftçiye yanında, çiftçinin yanında olmak için ve bilim ve teknolojiyi onlara aktarmak için meslektaşlarımız çalışmışlardır. Tabii şimdi Balıkesir'de baktığımızda şimdi bu kadar ziraat mühendisi niye işsiz? Tarımla uğraşan sivil toplum örgütleri ve diğerleri yeterince ziraat mühendisini istihdam etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Mesela ziraat odalarını ele alalım. Çiftçiye en yakın olan her çiftçinin üye olduğu ziraat odaları. Ziraat odaları şimdi devletin verdiği destek de var. 600 lira danışmanlık desteği veriyor hak eden veya o şartları taşıyan çiftçiye. Eğer ziraat odaları bu meslektaşları orada istihdam ederse inanın bu bilim ve teknolojiyi oraya aktararak birim alandan daha fazla verim alabiliriz. Bu niye yapılmıyor? Ziraat odalarının bu işe teknik eleman olmadığı için giremiyor ama buna Tarım İl Müdürlüğü'nün danışmanlık konusunda desteği vererek ki Avrupa Birliği bu konuda destek de veriyor. Tabii. 600 lira. Yani şey maaşının yarısını neredeyse veriyorsun sana yeni bir başlık. Bir kişi de 60 çiftçiye bakabiliyor. 6 kere 6 36 36 bin lira Avrupa Birliği'nden ve Tarım Bakanlığı'nın destek alınıyor. Bu para hem Balıkesir'de kalır hem de bilim ve teknolojinin araziye aktarılmasına sebep tabii olur. Yani bunu bu şekilde teşvik etmek lazım. İşte hocamın dediği gibi 10 tane rahat bir şekilde o zaman istihdam tabii edebilir yani bir kurum değil mi? Şubelerinde istihdam edebilir. Ben mesela merkezi hesaplıyorum Gönen'i 30'un üstünde ziraat mühendisi istihdam edebilir. Yani bir kişi 60 çiftçiye bakarak bu yani çiftçiler kendisi para vermeden Avrupa Birliği'nin desteğiyle bilim ve teknolojiye de kavuşmuş olur. Ziraat mühendisini de çalıştırmış olur. Ona danışmanlık yapmış olabilir. Yani bu hem bitkisel üretimi artırır hem de tarım alanında uğraşan ziraat mühendislerine iç kapısını açar. Bu bazda... Şimdi ziraat mühendisliği de öyle bir şey ki yani kendimden bilirim sahadan uzak kaldığınız zaman bilginiz de yok olacak tabii demektir. Hani dolayısıyla hani sahada olması, birebir uygulamaların içerisinde olması çok önemli. Ziraat mühendisinin devamlı kendini yenilemesi lazım. Tabii. Çünkü bilim teknoloji devamlı değişiyor. Değişiyor. Onun için yöntemler dediğiniz gibi sahada olması lazım. Yöntem değişiyor, dikim, ekim, diğer şeyler değişiyor. Bunu devamlı devam etmesi lazım ki çiftçiye aktarabilsin. Çünkü çiftçiye biz gidiyoruz, niye danışman kullanmıyorsunuz? Çiftçi bilmiyor veya bazıları kullanıyor. Diyor ki bana danışman fazla bir şey veremiyor. Şimdi danışmanları da eğitmek lazım. Bunu devletin tabii belirli bir şeyinde. Çiftçiye bilgi ve teknoloji götürecek danışmanı da çiftçinin istediği Balıkesir'de mesela ne tarım yapılıyor. O konuda o danışmanları da daha tabii uzmanlaştırma. Uzmanlaşması yöreye göre. Yönüne çiftçi var, lazım. Çiftçi var. Çiftçi var işte 300 kilo buğdayla yetinen çiftçi var. Çiftçi var, fuar gezen, farklı ülkelerin tarımlarına gidip bakan çiftçi var yani değil mi baktığınızda? Şimdi bu tarım fuarları yapılıyor mesela Kepsut'ta ilçelerde eskiden giden yoktu. Şu anda çiftçiler de rağbet ediyor onu. Şimdi dediğiniz gibi buğday da verimi 800 kilo alan da var ovada. Ha, ben mesela Karacabey'le bir çiftçiyle tanıştım. O Avrupa'daki fuarları da hiç kaçırmıyor. Hani bırakın şey Türkiye'deki fuarları işte Hannover'e gidiyor, İtalya'ya da gidiyor. Ondan sonra işte domatesler koşuyor. Sudan'a gittim arazi baktım diyor. Sudan'ın diyor toprağı diyor iyi ama diyor sıcağı iyi gelmedi. Evet. Hayran oldum yani soruyorum eğitiminiz nedir? Eğitimi falan yok yani topraktan yok gelme çiftçi hani. İşte demek çiftçiyi bu duruma getirmişik. Hepsini bu duruma tabii getirirsek demek biz teknolojiyi de bilimi de tarımın içine sokmuş olacağız. Tabii. Şimdi burada meslektaşlara büyük görev düşüyor. Bunu yapan çiftçi tabii doyumu ya, olan çiftçi yani ekonomik olarak şimdi, kazanmış. Bilgi, her uygulamada da artı bir sonuç almış. Onun getirisini evet de görmüş bir kişi. Hani yoksa kazanamayan çiftçiyi nasıl götüreceksiniz? Şimdi tabii meslektaşların yetişmesinde de nasıl sorun olacak? 33
Şu anda 33 Ziraat Fakültesi var. Gerçi 26'sı evet. mezun veriyor da. Pratik yapacağı, ziraat mühendisliğini pratik yapacağı alanlar da daralıyor. Yani çiftçiye o hizmeti götürecek, o bilim teknolojiyi götürecek arkadaşların da pratikte sıkıntıları var. Bunun bu şekilde düzenlenmesi lazım veya o şekilde yetiştirilmesi lazım. Çiftçiye destek olabilecek şekilde yetiştirilmesi lazım. Eskiden işte siz diyorsunuz bak 20 yıl önce bitirdik. Eski eğitimle şimdiki eğitim çok değişti. Tabii. Yani alana inemiyor ziraat mühendisi. Eskiden daha çok iniyordu. Tabii. Şu anda onu çiftçiyle buluşturmayı, bu danışmanlık, diğer şeyler eğer bunlar buluşturulursa Balıkesir'de inanın yani Türkiye'yi besleyen bir il olarak düşünüyoruz. Eğer meslektaşlar devreye sokulabilecek bir ortam bulunursa ilk üçte oluyor. Eminim yani biri kimse hiçbiriyle bırakmaz. Tabii bunlar nasıl olacak? Bu arz talep meselesi veya destek meselesi diyeyim. Şimdi buğday kırsal kesimde 180-250 kilo arasında alınıyor. Gönen Ovası'nda veya Merkez Ovası'nda 600-700-800 kilo alan var. Bunu çiftçinin para kazanabileceği bir duruma getirmek lazım. Eğer çiftçi para kazanırsa, yerinde kalırsa, kendi çocuğu da orada kalırsa, inanın tarımın içine bilim ve teknoloji daha fazla gelir. Ya, doyarsa, karnı doyarsa ama benim karnım ancak doyuyor, çocuklar kendini kurtarsın, şehre gitsin denirse, şu andaki teknolojiyle daha bir 50 yıl, 100 yıl o şekilde gideriz. Şimdi bu şeyde tabii neler yetiştiriyoruz ona baktığımızda Balıkesir biliyorsunuz zeytinle. Hı hı. İsterseniz bir kısa reklam arası verelim. Evet. Reklam arasından sonra neler yetiştiriyoruz oradaki zenginliklerimizi tamam. o halde konuşalım. Reklam arasının ardından izleyicilerimizle tekrar birlikte olalım isterseniz evet. Sayın Başkanım. Kısa bir aradan sonra sizlerle izleyiciler.